konuklarımız her hafta olduğu gibi siyasetin arka yüzüne hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar. Bu haftaki konuğumuz AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve eski bakanlarımızdan Sayın Kürşat Tüzmen. Merhaba Kürşat Bey. Nasılsınız? İyiyim. Aslında siz çok uygun bir yerdeyiz değil mi? Yaşam tarzınız, sportmen bir bakanımızdınız. Tam benim yerim. Siz... Bu su kenarları beni çok sever. Çok güzel. Üzerinizde de mavilerden belli evet. oluyor zaten. Severim. Maviyi çok seviyorum. Peki Ankara doğumlu musunuz? Ankara doğumluyum. Peki suyla alakanız nasıl oluyor? Şimdi şöyle, yani Ankara doğumluyum ama benim atalarım Rodos'ta askeri mektebi okumuşlar. Orada yaşamışlar herhalde. Böyle o ikisi de müşirdir onların. Eski Osmanlı genel paşası yani monarşal olmuşlar o zaman. Şimdi ben bakıyorum biz Kafkaslardan, Orta Asya'dan, Kafkaslardan, Karaman'dan geçip Rodos'a geçmişiz. Ondan sonra hep suyla ilgili yerlere geçmişiz. İstanbul, işte Kırklareli, Burgaz, Şumlu. Ben suyu gördüğüm zaman şunu düşünürüm. Su ayrı bir kültürdür. Su insanları eğitir. Suyla uğraşan insanlar, balıkçılar, serbest dalıcılar, tüplü dalıcılar, yelkenciler, bunların hepsi ayrı bir kültürle yetişir. Doğanın gücünü gerçekten yaratıcının o harika yarattığı eserleri görerek yaşarlar ve o ayrı bir derinlik verir insanlara. Onun için suyla uğraşan adamdan zarar gelmez. Bu tabii benim isimler, hayatımın geçtiği yerler. Çok madalyalar aldığım, evet. şampiyonluklar kazandığım, ülkeme de yararlı olduğum yerler. Dolayısıyla ayrı bir bende havası var. Ama size şunu söyleyeyim, yüzme antrenmanı en zor antrenmanlardan bir tanesidir. Biz yüzerken her mozaiğin nerede olduğunu bilir. Çünkü 50 metre gidersiniz gelirsiniz düşünün. Günde 10 kilometre antrenman yapıyorsunuz. Havuzun bütün taşlarını tek tek bilirdik. Tek Doğrudur. Tek. Doğrudur. Şimdi iki ayrı kul var. Baktığımız zaman iş hayatınızda yani siyasetçisiniz. Bir taraftan suyla ilgilisiniz. İkisi birbirini dengeliyor olabilir mi? Hani diyorsunuz ya su yumuşatır evet. ama diğer tarafta siyasette Vallahi tansiyon ben, her dakika yüksek. Kesinlikle ben bürokratken de böyleydim. Hatta o zaman bir bakanımız ben dedim ki sayın bakanım dedim benim dilim sertleşiyor. Benim bir suya girmem lazım dedim. O da dedi güzel. Su iç dedi. Ondan sonra sayın bakanım dedim tatlı su kesmiyor. Tuzlu su görmem Çok lazım. Güzel. Sayın başbakanımız da aynı şekilde. O da ilk önce Gaziantep milletvekili yaptı bizi. Gaziantep'te tabii biz tatlı suya daldık. Zeugma falan sonradan biliyorsunuz evet, dünyanın evet. en iyi mozaik müzesi tabii. oldu. Ama sayın başbakanım benim şikayetlerimi artık ya ben biraz da deniz kenarı olsun falan deyince öyle tatlı su dalışı kesmiyor bizi. O zaman gönderdi Mersin'e. Mersin'de açık denizde rahat rahat dalabildik. Peki balık tutar mısınız? Balık vuruyorum. Tutmak kendi nefesimle. Değil de Yok yani. Ben artık olta bir olta olunca bir de olta Allah izin verirse yaşarsak 80'den sonra benim için olta aktivitesi biraz yaşlılar yapsın onu diyorum ama çok kızıyorlar bana şimdi. Çünkü çok genç arkadaşlar var, iyi oltacılar var. Şöyle yani ben kendi nefesimle daldığım zaman 2 kilonun altında olmamak kaydıyla yavrulama, yumurtlama mevsimi olmadığı takdirde balık popülasyonuna, nüfusuna dikkat ederek zıpkınla balık avlarım. Eski AK Parti bakanlarındandı. Eski bakanlardan. Kürşat Tüzmen eski. Şu anda milletvekili değil galiba. Kürşat Tüzmen Kültür Bakanı olması gerekir. Eski bakan mı bıraktı? Kürşat Tüzmen eski bakanlardan şu anda değil. Eski bakan. Kürşat Tüzmen, o ne bakanıydı? Unuttum. Eski devlet bakanı olması lazım. Kürşat Tüzmen eski bakan. Eski bakanlardan biriydi, onu da biliyorum, tanıyorum. Özellikle şu yüzücülüğüyle oldukça ünlü sportman kişiliğiyle. Kürşat Tüzmen eski Mersin milletvekili, bir ara bakandı. Eski bakan da yalnız hangi bakan olduğunu hatırlamıyorum şu an. Kürşat Tüzmen AKP milletvekili Mersin'den diye biliyorum ancak yanılıyor olabilirim. Milletvekili. Eski bir bakan ama ne olduğunu bilmiyorum.
Eski bakan. Eski milletvekilimizdir yanılmıyorsam. Sportif kişiliğiyle ön plana çıkan Kürşat Tüzmen siyasetin arka yüzünde. Tüzmen'in özel yaşamı ve siyasi yaşamının perde arkası ekrana geliyor. Kürşat Tüzmen'in hiç bilinmeyen yönleri. Sporda yeni favorisi. Kürşat Tüzmen'le spor dolu siyasetin arka yüzü başlıyor. Birazdan. Farklı yönleriniz de var. Yani nasıl herkes sizi sportman yönünüzle tanıyor ama belki bir fotoğrafçılığı seviyorsunuz. Belki farklı şeyler yapıyorsunuz. Şimdi ben görüntü avcılığını sevmiyorum. Ben avcılık kısmında kaldım. Mesela balık avcılığında kaldım. Daha ileri arkadaş. Biz biraz ilkel kaldık. Arkadaşlar görüntü avcılığına geçtiler. Onlar dünyanın en güzel su altı fotoğraflarını çekiyorlar. Şimdi benim talebelerim diyeyim bugün. Ama bazı dünya şampiyonları yetiştirebiliyorum. Onlara sponsorluk yapıyorum. Hı hı. Mesela geçenlerde iki tane dünya rekoru kırıldı serbest dalışta. O arkadaşı tamamıyla ben elimden geldiği kadar destekleyerek çalışmalarına katkıda bulundum. Siz antrenörlük yapıyorsunuz bir taraftan işte öyle mi? Koçluk diyebiliriz. Koçluk, tam antrenörlük doğru. Olmaz da. Çok doğru. Yaşam koçluğu diyebiliriz. Mesela yine aynı şekilde bayan bir sporcumuz, o da aynı şekilde kazandı. Yani isimlerini vermekte bir şey yok. Şahika Encümen dünya rekoru kırdı. Cenk Devrim Ulusoy dünya rekoru kırdı. Bir de şimdi tekvandocu bir arkadaşım var. O da dünya şampiyonu olacak. Göreceksiniz Asena. O arkadaşlarımı, böyle kardeşlerimi yetiştiriyorum. Bizi tebrik edelim buradan kendilerini. Evet, onları, gönül vermişler evet, bu yani işe. Ama ben güzel seçiyorum sporcuyu. Yani diyorum ki bu adam olacak sporcu. Nereden anlıyorsunuz mesela? O da işte benim sporculuğumdan kaynaklanıyor. O da artık bu kadar olsun diyorsunuz yani. Kürşat Tüzmen'in hiç bilinmeyen yönleri. Birazdan siyasetin arka yüzünde. Yemekle aranız nasıl? Çok güzel yemek yiyorum. Tüzmen. Çok. Güzel yemek zaten yaparsınız. Zaten herkes dedim ya, herkes bir şey için spor niye yapıyor? Ben güzel yemek yemek için spor yapıyorum. Çok güzel yemek yiyorsunuz. Çok güzel yerim. Yapamam. Yumurta bile kıramam. Yok, yemek yapamam. Ama çok güzel yemek yerim. Yumurta bile kıramaz. Denediniz yok mi hiç? Hiç denemedim yani. Bir kere denedim. Yok ya, yani açık. Yeni denedim ve yani tavanın içine, tavanın dışına düşürünce ondan sonra dedim ki bu iş bana göre değil arkadaş. Yazar mısınız peki? Bazen not tuttuğum dönemler olmuştur. Özellikle Türkiye'nin kritik dönemlerinde notlarım oldu. Ama her şeyi kafamda tutmaya gayret ediyorum şu anda. Çünkü notlar kaybolabiliyor, çalınabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında iyi bir bellek var şu anda. Fakat yazacak olsam her şeyi doğru olarak yazmak çok zor. Hı hı. Anlatacak çok şey var ama bütün doğruları söyleyemeyeceksiniz. Benim gibi her söylediği doğru olan bir insan için de çok büyük bir çelişki olacak. Yani hı hı, olayları anlatacaksak her boyutuyla anlatmamız lazım. Onu da yapamayacağımız için bilemiyorum. Yazar geri planda tutuyorsunuz biraz. Yazar mıyım bilemiyorum ileride. Peki duygusal yönünüzden biraz bahsetsek, duygusal bir insan mısınız? Duygusalım. Yani böyle aslında dönem dönem duygusallığım çok artar, iner, azalır, çoğalır. Fakat genelde duygusalım. İlişkilerde yani IQ çok önemlidir. Hı hı. Ama EQ'nun da çok önemli olduğunu gördüm iş hayatımda. O duygusallık da bana başka bir beceri. İnsanlara gözüne baktığım zaman beynimin arkasına geçebiliyorum. Ve onların neler yapabileceğini tahmin edebiliyorum. Öyle de bir geliştirdiğim tarafım var. Altıncı his güçlü o zaman. Bilemiyorum. Yani o bana iş hayatımda çok çok fayda, siyasette de çok büyük faydası oldu. Sürpriz yapılmasından hoşlanıyor musunuz peki? Sürprizleri mi? Sürprizler şaşırtır, evet. Güzeldir sürprizler. Yani kimisi sevmez mesela bazen. Öyle ben doğaçlamayı çok severim. Evet, yani doğaçlamayı sevdiğiniz belli. Her verilen ekiple beraber çalışmak, ondan sonra şaşırtmak. Hani dedim ya, kasları şaşırtacağız aynı şekilde. Sporu bile aynı şekilde tabii yapacağız. Zekayı da şaşırttığınız zaman gelişiyor zeka. Yani zeka dediğiniz, bulunduğunuz ortama ayak uydurabilmektir. Ortamı hemen değiştireceksiniz ve ayak uydurabiliyorsanız zekisiniz. Peki bu yoğunluk içerisinde kültürün içinde ne kadar yer alabiliyorsunuz? Mutlaka takip ediyorsunuz da. Okurum. Yani mesela en son ne kitap okudunuz? Şimdi veya şöyle, açıkçası gençlikte çok daha fazla okudum. Hı-hı. Yani bütün dünya klasiklerini okuduğumu söyleyebilirim. Onlar geçmişte okuduk. Ama onun dışında mesela son zamanlarda ne okuyorsunuz derseniz, aşk romanını okudum. Hoşuma gitti. Hı-hı. Böyle alırım ben. Böyle bir
Hani büyük bir iştahla giderim kitap evlerine, 10-15 tane kitap alırım son çıkanları. Ondan sonra onları okuyamadım diye kızarım kendime. Aradan böyle birkaç sene geçer, modası kalkar o işin. Ondan sonra ben okurum. Aslında piyasada konuşulur, tartışılır romanlar. Onları okudum. Yabancı biyografileri okuyorum. Hı hı. Yani mesela Bill Clinton'ın yazmış olduğu kendi kitabını okudum. Evet. Yine aynı şekilde Jack Cousteau'nun Living King diye bir kitabı vardır onun. Yani denizlerin Sea King, evet, deniz kralı diye bir romanı var. Tavsiye ederim herkese. Çok enteresandır. Kürşat Tüzmen'le spor dolu bir gün. Birazdan siyasetin arka yüzünde. Peki giyim konusuna gelelim. Evet. Siz çok şık giyiniyorsunuz her zaman. Kendinize yakışanı giyiyorsunuz. Yani. Yerine göre giyiniyorsunuz. Bir imaj makeriz var mı? Kendi kendinize Yok. Mi kendi karar kendime, veriyorsunuz? Kendi kendime karar veririm ama şu var. Benim mesela stilistliğim böyle vardır. Karikatür çizerim. Mesela Türk Quality programı artık devletleştiği için burada reklam kısmına girmez. Tamamıyla patenti bana ait biliyorsunuz o programın. Orada mesela Türkiye'nin en önemli şu anda artık söz sahibi tasarımcılarını yetiştirmiş olduk. Yani bugün bir Atıl Kutuoğlu, bir Hüseyin Çağlayan, bir DJ Kayek, Ayşe Ece Ege falan o dönemde yetiştirdik onları. Şimdi arkadan çok güzel çocuklar geldi. Hı. Ama biz o sıralarda onlarla tabii aynı ortak paydada nerede zevk tabanında bu hayatın renklerini birbirine uydurabilme tabanında buluşuyorduk. Hı. Bu bende yani Allah vergisi bir şey diyebilirim ama zaman içerisinde kurmuş olduğum dostluklar, arkadaşlıklar da beni çok yönlendirmiştir. Yani oturduğunuz kişiyle yaptığınız sohbetten sonra etkilenmişsinizdir. Ona göre yönlendirmişsinizdir. O anki sizin hayat ruhunuzu, sizin yaşantınızı onu aktardığınız renklerdir onlar. Yani ben kendim modayı çok yakın takip ettiğimi söyleyemem. Ama mutlaka uyumlu giyinmeye çalışırım. Ben şunu da açıkça söyleyeyim. Bizim dönemde meclis spor yapmaya başlamıştır. Herkesi sporcu yaptık, fit yaptırmaya çalıştık. Artı herkes de dikkat ederseniz çok çeki düzen verdi giyimine. Yani 2002'de bakın ondan sonra herkes mendil takmaya başladı falan. Aslında mendil kolay değil milletin takması. Biz takıyorduk ama şimdi ben bakıyorum ondan sonra moda oldu. Aslında mendil modası yoktu mesela. Şimdi insanlar artık daha güzel giyiniyorlar. Çok daha güzel bir yaşantıyı hak ettiklerini düşünüyorlar. Açıkçası kendilerine olan saygının da bir ifadesi iyi giyinmek. Hı hı. Ben onu yapmaya çalışırım. Peki hayvanlarla aranız nasıl desem? Çok iyidir. Mesela küçükken sizin bir köpekli fotoğrafınız varmış. Köpek, hep önünüzde. Köpekler. Ben, bak, sitenizde var, internet annemden sitenizde. Kaynaklanır o. Onun bir özel... Annem yılan beslerdi, sincap beslerdi. Biz küçükken hep böyle... Nerede ama yani yaralı hayvanları toplardı o. Biz yani böyle yaralı yılan kafasını düzelttik, iyileşti. Ondan sonra sincap aynı şekilde iyileşti. Hani böyle insanların pek hani almak istemedikleri sorumlulukları alırdı. Ve bizi hayvanlara o alıştırdı. Dolayısıyla halen de kendisi bir ufak köpekle yaşar. Ben mesela küçük köpek pek sevmiyorum. Onlar biraz kompleksli oluyor diye düşünüyorum. Çok büyük köpekleri çok seviyorum. Mesela Sivas'ta o zaman gittim, dolaştığım zaman bir köpek verdiler. Onun fotoğrafı da çıktı gazetelerde sonra. Yani hakikaten boy 2 metre hayvan. Şuralara patileri koydu böyle. Kafası da şu kadar. Ben seviyorum tabii. Biraz diğer görevliler geride durdular. Biraz çekindiler köpekten ama hayvanlardan zarar gelmez. Kesinlikle büyük biraz köpek balığından dolayı mesela herkes korkar. Köpek balığı ısırır falan. Köpek balığı hiçbir şey yapmaz. Siz insanlardan kork. Hı hı. Hayvanlar mutlaka kendilerinden beklenen davranışı sergilerler. Beklenmedik bir davranış göremezsiniz hiçbir hayvanda. Yani siz bir hayvandan ne beklersiniz? Bir kaplan nasıl davranması gerekirse öyle davranır. Ona göre kontrollü olacaksınız. Evet. Bir köpek balığı nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranır. Ama insanın davranışını kestiremezsiniz. Haklısınız. Şu an beslediğiniz hayvan var mı? Var. Kaplumbağa besliyorum. Çok güzel. Kara kaplumbağası ama deniz kaplumbağası. Su kaplumbağası mı diyecek? Deniz kaplumbağası besliyorum. Bahçemizde. Deniz kaplumbağası. Şimdi 3 tane fokum var. Onları da söyleyeyim. Aha. Benim bir Aydıncık'ta, Mersin'de ve yine aynı şekilde Narlıkuyu'da 3 tane fokum var.
Bu fokları ben orada şimdi koruma altındalar. Tabii Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden diğer arkadaşlardan yardım alıyoruz. Ama bunlar benim hayvanlarım yani. Ben onları koruyorum, kolluyorum. Yine kaplumbağa, kara kaplumbağam var. 3 tane. Onlar gayet güzel bir şekilde yaşantılarına devam ediyorlar. Köpeklerim var. Yani bunlar işte mesela Mersin'de onlara bakıyorum. Gidiyorum. Her yerde benim bir hayvanım vardır. Onlara uğrarım. Bu arada araba kullanıyorsunuz tabii. Kullanırım. Hız yapmayı sever misiniz? Hızı seviyorum ama son zamanlarda artık açıkçası bazı gerçekleri öğrendikten sonra yani normal hızın üstünde çok kullanırdım. 255-300 bunlar tabii bizim için yüksek sürat. Aslında yüksek sürat yapmak istiyorsak bence yarış pistine gitmemiz, orada yapmamız lazım. Formula 1 yarışını en son biz biliyorsunuz orada gece aydınlatmasını yaptığımız için oradaydık. Çok başarılı bir çalışma oldu. Birincilerle, Vettel'le falan da görüştük. Jackie Stewart'la görüştük. Hep onu gördük. Yani çok ciddi bir etkinlik alanı oluştu orada. Sürati bence orada yapmak lazım. Motorda sürati şöyle seviyorum. Motor sürüyorum. Ama yollarda değil, motor pistlerinde sürati açalım. Çünkü sürat arabanın altını yavaş yavaş kaldırıyor. 200'ün üstündeki süratte ayağınız yerden kesiliyor yani. Resmen tekerlekler 15 santimetre kareye kadar düşüyor tekerleğin değdiği alan. Evet. Dolayısıyla bütün orada bütün hünerinizi göstermek zorundasınız. Freni 15 santimetre karede yapacaksınız, direksiyonu 15 santimetre karede çevireceksiniz. Mümkün değil. Dolayısıyla biz fazla hızlı kullanmayalım. Arkadaşlarımıza onları tavsiye edelim. Hız yapmak isteyen bunun yeri var. Pistlerdir. Evet. Pistlere buyursunlar, yapsınlar. Evet, gerçekten. Daha fazla hız yapmak isteyenler benim gibi gelsinler Efes'e. Efes Selçuk'ta skydiving yapsınlar. Artık ondan hızlısı yani, yok yani. Ondan, o keser biraz. Tüzmen'le spor dolu bir gün. Birazdan siyasetin arka yüzünde. Efendim şimdi gördüğünüz gibi çok hareketli dakikalar yaşıyoruz. Şu anda Sayın Tüzmen'le birlikte spor salonundayız. Ben de sayesinde bu işin püf noktalarını öğreneceğim. Birlikte öğreneceğiz aslında. Bisiklete biniyoruz şimdi. Aslında en basit aletlerden biri mi sizin için? Yani, o kadar farklı bir hepsini kullanıyorsunuz ki. Bu şekilde adlandırma yerine yani bu da değişik bir grup. Şimdi bisiklet mesela çok koşmaktan sıkılırsanız bisikletle devam edersiniz. Şimdi bu bir rahat rahat. Kardiyo dediğimiz. Ben bunu mesela ağırlık çalışmadan evvel ısınma amacıyla kullanıyorum. Bir 10 dakika falan yapıp ondan sonra ağırlık çalışacaksam geçiyorum. Veya yağ eritme istiyorsam o zaman geliyorum. Ya koşu bandında ya kardiyo cihazında cross training dediğimiz o temin yaptığımız aletler. Bir de bu bisiklet bunları kullanıyoruz. Bunlar hepsi çok faydalı. Hepsi birbirinden güzel şeyler. Spor bir yaşam tarzı aslında pek çok kişi için ama sizin için kesinlikle öyle değil mi? Öyle tabii, ben mesela millet daha güne başlamadan hava karanlıkken buraya geliyorum. Saat kaçta buradaydık? 5.30'da kalkıyorum. 6.30'da burada oluyorum. 6.30'da başlıyorum. İşte yaklaşık 8'e kadar burası bitiyor. 8-8.30'a doğru. Ondan sonra gidip kahvaltı yapıp sonra işe. Yani hep bu tempom bu şekilde. Peki hiçbir şey yemeden spor yapmak lazım değil mi? Yani ben sabah kalktığım zaman tabii kahvaltı olmasa da hafif bir peynir, bir küçük ekmek yiyerek geliyorum. Çünkü çok aç karnına yapılan sporun da çok fazla bir faydası yok. Kan şekerinizin bir kere düzelmesi lazım. Kan şekerinizi ayarladıktan sonra spor yapmanız lazım.
Yani çok açık karınla başlatılan sporlar da artık uzmanlar tarafından reddediliyor, tavsiye edilmiyor. Arkadaşlar burada çok uzman arkadaşlar var, onlardan öğreniyoruz biz de işin inceliklerini. Yani çok hafif bir dilim kızarmış ekmek, ufak bir peynir veya başka bir şey, süt. Ondan sonra gelip başlayacaksınız. Esas kahvaltıyı bittikten sonra. Zaten herkes sporu bir amaç için yapıyor. Ben şimdi güzel yemek yemek için spor yapıyorum. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir şey, mesela aileden mi böyle bir merak vardı? Siz nasıl merak saldınız bu kadar yoğun spor yapmaya? Ben 4 yaşından itibaren yüzmeye başlamıştım. Ondan sonra yüzerdim. Hep plajlarda yarışlar yapılırdı. Orada hep birinci olurdu falan. Bir gün böyle eski bir milli sporcumuz beni keşfetti. Tatile geldiği yerde. Ya dedi, sen niye yüzmüyorsun? Sen çok hızlı yüzen bir adamsın. Ben dedim, ben hiç bilmiyorum nasıl. Sen gel, ben seni yazdırayım dedi. Ankara 19 Mayıs'a gittik. Evet. Beni atlattılar diğer yüzücülerle. Ben birinci geldim. Abiler, bu adam para harika. Yetenek var. Yetenek var. Çok geç yani. O zaman 17 yaşında falandım. Yüzme için geç bir yaş. Fakat inat ettim. 17 yaşından sonra antrenmanlar yaparak, başkalarının yaptıklarının çok daha ötesinde çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. Yani azim de bence çok önemli bir şey spor yaparak. %50'si hemen hemen herhalde bir şey başarmanın. Evet. Yani ben şöyle bir şey anlatayım. Çok mahcup olduğum bir yarıştır o ilk. Ben çünkü böyle birinci gelince 100 metrede dedim ki yani ben her şeyi yüzerim. 1500 metre yarışına soktular beni. Ama yüzer misin? Yüzersin. Diyor ki ben 1500'e bir girdim. Nasıl olsa geçerim diye düşünüyorum. Birinci turda ön öndeyim. İkinci turda gelen geçti, gelen geçti. Ben havuzdan çıktığımda birincinin mayosu kurumuştu. Sonunda dedim ki ya bu iş demek ki böyle değil. Antrenman yok çünkü. Antrenmansızdım. O zaman işi tekrar, ondan sonra 1500'de de birinci oldum. Ya ben 100, 200 serbest, 400 serbest, 1500 serbest, 100-200 sırt, 100-200 kelebek. Bunlar benim yarışlarımdı. Peki içinde en zor yüzme en zor 200 stili kelebektir. Hangisi? Kelebek. 200 kelebek zorlar adamı yani. 1500 yani. Serbest de zorlar. 100 metre yani hepsi tam kendinizi verdiğiniz zaman büyük performans göstermeniz gereken şeyler. Yani şimdi mesela maratonları yapıyorum tabii şimdi. Bu işte Boğaz yüzme yarışı harika evet, oluyor. Evet evet. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin hazırladığı yarış. Nefis oluyor. O Boğaz'da böyle yüzüyoruz. Fakat şu geçen sene yüzemedim. Bir ameliyat olmam lazım omuzumdan. Şimdi aslında rotator kafım yırtık benim şu anda. Geçmiş olsun. Bu yırtıklarla biz yüzüyoruz. Bunların dikilmesi lazım. Eski spor sakatlığı, su topundan kaynaklanan sakatlıklar bunlar. Ayağımda var bir şey. Onu da işte dedim, anlaştım. Benim operatör doktor arkadaşlarım var. Onlar da benim talebelerim, yüzücüler. Şimdi tabii profesör doktor oldular. Dedim bak kardeşim, benim ayağımla omuzumu aynı gün yapacaksın. O zaman tek narkozla idare et. Öyle yani. Güzel. Pazarlık yaparak anlaştık. Ben ayrı ayrı spor gününden fedakarlık edemem Deniz. Allah başka şey vermesin, sorun vermesin. Valla hepimizde sağlık hayatta versin. Sorunlar oluyor. Mesela ben bel ameliyatı oldum. O zaman bakandım biliyorsunuz. Yani o arada hani çok hızlı dönmem lazımdı. Ve 11. günde zaten ertesi gün yolladılar beni hastaneden. Baktılar yapamayacaklar. Ondan sonra 11. günde suya girdim ve yüzmeye başladım. Kürşat Tüzmen'in spor branşları arasındaki yeni favorisi ne? Birazdan siyasetin arka yüzünde. Peki sporun her tarzını yapıyor musunuz? Mesela gidip yani zaman zaman basketbol oynar mısınız? Yaparım. Çocuklarla basketbol oynarım. Benim çocuklar, büyükler hep basketçidir zaten onlar. Onun dışında ara ara dalıyorsunuz dalarım. Zaten. Şimdi yeni bir dalış var. Gökyüzü dalışı diyorlar buna. İngilizcesi skydiving. Şimdi benim yeni favorim bu. Ben scuba diving dediğimiz yani tüplü dalışta biliyorsunuz eğitmen balık adamı. Biliyorum, üç yıldız eğitmen balık adam. Yani işte eğitmenleri eğiten, hocaları eğiten, hocaların hocası unvanım var. Ama o kesmiyor. Şimdi büyük beyaz köpek balığına dalıyoruz, adrenalin salgılıyoruz falan başka ama. Bir şey. Şimdi bu skydiving'i keşfettirdiler bana. Efes Selçuk'ta yapılıyor Türkiye'de bir tek.
Bu şöyle bir şey. 12 bin fite çıkıyoruz uçaklarla. Paraşüt uçağı. Paraşüt sırtımızda. Paraşütü açıyoruz. İlk başta öğreniyoruz nasıl atlayacağımızı falan. Sonra 12 bin fite çıkıyoruz. Kapı açılıyor. Aşağıya bir bakıyorsunuz. Aşağısı boşluk. Sırtınızda paraşüt ama açmıyorsunuz. Aşağı kendinizi atıyorsunuz. 45 saniye serbest düşüyoruz. Oh. 250 km süratle düşüyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Yere doğru çakılıyorsunuz yani. İşte o korkunç güzel bir adrenalin veriyor. Ondan sonra 6 metremize bakıyoruz. 6000'e geldiği zaman deklanşörü çekiyoruz. Pat, o sırada işte bir bungee jumping gibi oluyor. Bir de onu yapmış oluyorsunuz. Bum diye yukarı çıkart. Aslında yukarı çıkmıyorsunuz. 250 km hızla düşerken sıfırla düşüyor sürat. Sizi sanki alıp da yukarı atıyormuş gibi oluyor. Sonra paraşütünüzü açıyorsunuz. Ondan sonrası normal paraşüt. Ondan sonrası biraz light. Ama esas o düşüş çok güzel. Nasıl bir adrenalin harika akışı bir şey. Var burada. Harika bir şey. Yani uçağın kapısı açıldı mı zaten. Orada korkunç güzel. Herkes bir aslında bir şöyle bir geriliyor. Çünkü uçak arkası tarafta teneke sesi geliyor böyle çıs diye. Kapı açılıyor. Aşağıya bir bakıyorsun korkunç bir rüzgar sesi. Aşağısı da dünya küçücük. Yani aslında o değil mi? Aşağı. Peki hiç böyle vazgeçen oluyor mu? Vazgeçen oluyor. Arkadan ama ittiren oluyor bizim mu? Bizim paraşüt ekibimiz, paraşüt hocalarımız, skydiving hocalarımız, base jump hocalarımız onlar hepsi bence mükemmel. Çok iyi yetişmiş insanlar. Tıpkı buradaki bizim çalışan spor salonundaki arkadaşlarımız gibi hepsi konusunu çok iyi bilen iyi insanlar. Yani yetişmiş, kalifikasyonları iyi. Dolayısıyla bize her şeyi öğretiyorlar. Şimdi benim amacım bundan sonra şeye geçmek. Bu base jump dediğimiz yani mesela dağa tırmanıyorsunuz, bir kanyona tırmanıyorsunuz, evet. Kanyona çıkıyorsunuz, en üst noktadan aşağı atlıyorsunuz. Of. Ondan sonra paraşütü açıyorsunuz. Harika bir şey. Sonra yine tırmanıyorsunuz o kadar. Yani ama şimdi bird fly diye bir şey var mesela. Biraz yarasa elbisesi gibi bir elbiseniz var. O elbiseyle böyle aşağı doğru uçarak o zaman yaklaşık biz 45 saniye serbest düşüyoruz. O tip bir elbiseyle insan 15 dakika falan havada kalabiliyor. Uçuyorsunuz yani resmen. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok keyifli şeyler yaptık. Spor konusunda benim kulağıma küpe olacak şeyler bana güzel. Da aşıladınız bu arada. Teşekkürler ki pek çok kişiye de seyircilerimize de güzel mesajlar verdiniz buradan. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle sağ olun. Hakikaten bizi bütün izleyenlerin de inşallah sıkılmadan izledikleri bir program. Kesinlikle. Asla. Bunun öyle olmadığına emin olunuz. Efendim bu haftada siyasetin arka yüzünde sevgili Kürşat Tüzmen'le beraberdik. Çok keyifli bir sohbet geçirdik gerçekten. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sürpriz konuğumuz bakalım kim olacak? Şimdilik hoşça kalın.